bir şey. Gönderin o kızı buradan. Niye bu kadar rahatsız oldun Badede? Anne. Susma artık. Bak sen sustukça başımıza kötü şeyler geliyor. Hadi söyle. Senin istemediğin ne yaptı o kız odanda? Tatlım. Lütfen bana soru sorma. Ne yaptı? O kızı buradan gönder. Şimdi beni iyi dinle. Acilen silaha ihtiyacım var. Dediğimi yap lütfen. En kısa zamanda ulaştır onu bana. Bu nedir arkadaş ya? Dışarıda ayrı aksiyon, evde ayrı aksiyon. Bırak şimdi aksiyonu ya. Baldız ne Allah aşkına? Ne bileyim ya, öyle akışına vurdum lafı. Olayları akışına vursan Çetin mesela. Ya kız ne güzel kendi ayaklarıyla tıpış tıpış gidiyordu. Tutturdun kal kal diye. Ya ne bileyim acıyorum ben o kıza ya. Gitmiş fotoğraf falan bastırmış. Bıraksak posteri falan asacak duvara. Bir dakika ya. Tabii ya. Bu kız benim fotoğrafımı nereden buldu? Ne bileyim ya tıp çok ilerledi. Face'den mesten bulmuştur ya. Ulan benim face'im mi var? Ha. Çetin ya, ya bu bir oyunsa ha? Tabii ya. Bilerek koydu fotoğrafı çantasına. Karıştıracağımı biliyordu çünkü. Sen de aksiyona doyamadın. Entrikalara doğru koşuyorsun ya. Asıl entrika o kızda. Ama ben göstereceğim ona. O daha benim kim olduğumu bilmiyor. Ben de Asiye isem eğer bütün foyasını çıkartacağım ortaya. Çıra gibi yakacağım onu. Fitillerden fitil beğendireceğim. Sen de bir daha korumayacaksın o kızı. Alo. Ya ben burada boşuna mı konuşuyorum ya? Of Çetin. Ben bunların hangi biriyle uğraşayım ki? Hayatımdaki bütün arızaların trafoları patlak ya. Bu bir yandan, Bade bir yandan, Mine bir yandan. Ay of Mine ya. Ha bütün dertler bitti, bir de seninle uğraşacağım. Ya bir insan nasıl anında uykuya dalabilir acaba? Bana her şeyi anlatacağını söylemiştin. Ne işiniz var burada? Sözünü unutmadın herhalde. Biri görürse laf olur. Lütfen gidin. Senin gözünün önünde kaçırıldım ben. Kılını bile kıpırdatmadın. Hiçbir şey yapmadın. Polise de haber vermedin. Kimseyi görmedim ki. Yüzleri kapalıydı. Ben de kaçtım gittim zaten. Orada duracak halim yoktu herhalde. Tamam. Diyelim ki korktun. Ya da bana ne Taylan'dan demiş olabilirsin. Ama artık bana bir borcun var. Asiye'nin çocuğunun nerede olduğunu söyleyeceksin. Bak, bana gerçekleri söylemeden bu iş kapanmayacak. Bildiğim bir şey yok benim. Bir daha da evime gelmeyin, peşimi bırakın. İstediğin kadar kaç. Ama bana gerçekleri söyleyeceksin. Bu işin peşini bırakmayacağım. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, ince dizerekten, gel canım gel aman. Olmadı. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, ince dizerekten, gel canım gel aman.
hayırdır inşallah. Hayırdır Fatma? Ne bu hal? Yok, yok bir şey. İyiyim ben. Herkese tuhaf bu aralar. Tövbe tövbe. Eğer Taylan'a tek bir söz edersen seni öldürürüm. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Hayırdır? Nereye böyle sabah sabah? Doktor kontrolüne gidiyorum. Haftaya değil miydi o? Randevu bugüne alındı. Tabii eğer senin içinde bir sakıncası yoksa. Yok ben onu demek istemedim de yalnız gitmeni istemem. Bir iki dakika beklersen hemen hazırlanıp geleyim. Hiç gerek yok. Sağ ol. Bir dahaki sefere geliriz. Aslan çok fazla oldu artık. Ay yüzsüz bir de ya. Ne dediysem umru değil. Mine de kafayı yemiş. Tatlı niyetine ne tıkıntsam diye düşünüyor. Tamam hayatım sakin ol, halledeceğiz. Ay ne sakin ol Çetin ya. Aslan bildiğin kullanıyor Mine'yi. Bizim salak da farkında değil. Çökmüş adamın evine burada kalacağım diyor bana. Ay yazık günah. Saf babam da geri dönecek diye bekliyor. Gidip alacağız Mine'yi merak etme. Tutup kolundan getireceğiz tamam mı? Getireceğiz. Aklı başına gelene kadar da bırakmayacağım. Kafasına vura vura akıllandıracağım. Tamam aşkım, yaparsın. Bugünlük deneyeceğiz seni. Olur da biz de senden memnun kalırsak gelir devam edersin şimdi. Karkış başlayana kadar da çalışırsın. Sağ ol, eksik olma. Ya şey soracağım, yövmiye ne kadar acaba? 50 lira. Hadi sen koyul işini. Sağ ol. Haftada 6 gün çalışsam 300, ayda 1200. Taksitti, mutfaktı. Yeter şükürler olsun. Günaydın. Günaydın. Ben çıkıyorum. Çıkıyor musun? Baksana simit aldım çıtır çıtır. Şöyle oturup keyifli bir kahvaltı yapalım. Ya çok isterdim ama iş görüşmesine gitmem lazım. Ne işiymiş bu? Tekstil atölyesi. Daha önce de çalıştığım bir sektör zaten. Tekstil atölyesinde çalışmak istediğin emin misin? Evet. Yani başka çarem yok ki. Tecrübem bir tek orada var. Benim yanımda çalış. Efendim? Benim yanımda çalış diyorum. Yok almayayım çok sağ ol. Teşekkür ederim. O zaman sana başka bir iş bulmama izin ver. Hem okulunu da dondurmuşsun. İstersen yarı zamanlı bir işte çalışıp aynı zamanda okuluna da devam edebilirsin ha? Ne oldu? Durgunlaştın. Ya ne bileyim öyle okul deyince bir tuhaf oldum. Tamamen unutmuşum aklımdan çıkmış. 2 sene önce ne hayaller kuruyordum. Şimdi başkalarının günahlarının bedellerini öderken bir bakmışım hayat benim hayallerimi ezmiş geçmiş. Mine! Mine aç şu kapıyı! Ay yarabbim ya. Açma Mine. Bağırıp çağırıp sonra da gider. Mine! Mine aç şu kapıyı! Yok ya gitmez o. Mine. Tekrar senin üzmesine izin verme. Aslan Asiye bu. Adım bir biliyorum gitmeyecek. Neyse derdi öğrenelim. Mine! Ne var? Topla eşyalarını hadi gidiyoruz. Öyle mi?
Sen kime emir veriyorsun ya? Hiçbir yere gitmiyorum. Kafan almıyor galiba senin. Bırak artık peşimi. O kadar kolay değil. Bırak peşimiymiş. Bırakamam. Keyfimden burada değilim zaten. Babam senin sorumsuzlukların yüzünden perişan hali. Ona bunu yapmaya hakkın yok, tamam mı? Hakkım yok, öyle mi? Ya senin yaptıklarını ne demeli? Şimdi mi düşünür oldun babama? Bu durumdaysak bunun tek bir sorumlusu var, o da sensin. Sen istediğin hayatı yaşa diye biz ölüyoruz anasını satayım. Mine, söylediğin her şeye eyvallahım var biliyorsun. Ama bu adamın yanında kalamazsın. Ablan haklı Mine. Aslan düşmanımız. Eski düşmandan dost olmaz. Ulan be, etrafınıza bakın be. Bir tane dostunuz var mı sizin? Bir şey olsa size yardım edecek tek Allah'ın kulu bile yok. Çünkü bencilsiniz, herkesin hayatını mahvediyorsunuz. Siz güzel güzel yaşayın, gerisi umurunuzda değil. Ben Aslan'ı seviyorum. Beni sevişini, bana bakışını, ne olursa olsun yanımda olmasını seviyorum. O güzel gözlerine bakmayı seviyorum. Aslan'a aşığım ve hiçbir yere gitmiyorum, anladınız mı? Bu gördüklerin aramızda kalacak. Peki efendim. Ben Semra Belenoğlu. Geldiğimi haber verin. Ulan be, etrafınıza bakın be. Bir tane dostunuz var mı sizin? Aslan'ı seviyorum. Beni sevişini, bana bakışını. Ne olursa olsun yanımda olmasını seviyorum. Çetin, nasıl hala bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Açım kızım, aç. Aç ayı oynamaz. Aç olunca kafam çalışmıyor. Kafam çalışmayınca plan yapamıyorum. Ay, bırak. Sanki çok plan yapabiliyorsun da. Fakat neden böyle söylüyorsun? Alındım yani. Alınırsan alın Çetin. Bade konusunda zaten zıt fikirlerdeyiz seninle. Ve bu benim sinirlerimi bozuyor. Okey. Hale desen kesin bir işler çeviriyor. Talan ağzı burnu ayrı bir yerde geldi eve. Kim yaptı onu da bilmiyoruz. Ay bu ne biçim hayat ya? Evet yani biraz ters gidiyor galiba. Gerçekten hayatı tesbih yapıp sallasak dağılır yani o derece. İçim karardı. Sait Bey, Semra Hanım geldi. İçeri al, hemen! Bana bunu göndererek neyi ima ediyorsun Sait? Yıllar önce yaşanmış bir şey. Benden ve ailemden hala ne istiyorsun? Ahmet beni hapse attırırken sesini çıkarmadın. Yıllarca suçsuz yere hapis yatarken sen ve Ahmet gününüzü gün ettiniz. Bilmediğin çok şey var Sait. Bilmediğim şeyler elbette vardır. Ama tek bildiğim yaptıklarınızın bedelini tek tek ödeyecek olmanız. Geçmişin intikamını çocuklarımın üzerinden almaya hakkın yok. Buna izin vermeyeceğim. Buraya kadar. Yapma Zemra. Hala beni öldüremeyeceğini anlamadın mı? Sen beni öldüreceksin.
Hadi Sait. Vur. Ölürsem intikamını almış olacaksın. Zaten senin istediğin de bu değil mi? Hadi. Hadi Sait! Ben seni yıllarca önce öldürdüm Semra. Şimdi evine git. Sevdiklerini bir bir elinden alırken beni yad etmeye de ihmal etme. Hanımefendiye kapıya kadar eşlik et Oktay. Peki efendim. Bak sen, bizim Semra Hanım yürüyormuş meğerse. Yüzün sana geri dönmüş. Bu yüzüğün neden bu kadar değerli olduğunu bana ne zaman anlatacaksın? Otur keyfine bak. Aslan gelmek üzeredir zaten. Ben de birazdan size katılırım. Neydim ya? Vallahi şiştim. Oh, soda mı içsem? Lokmanın en büyüğü gelmiş eve çökmüş. Onu hazmediyorsun. Şu yediklerini mi hazmedemiyorsun Çetin? Hayatım belasız, tehditsiz, böyle takipsiz bir gün geçiriyoruz. Ne olur ya, rahat rahat oturalım, bir sohbet edelim. Bence fazla gevşemeyelim. Fırtına önce sessizlik olabilir bu. Sapık manyağı düşündükçe içim daralıyor ha. Ben de. Ya her an bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Sinirlerim bozuldu ya. Uf, korkuyorum ha. Bu meseleyi neden bu kadar büyüttüğünü anlamış değilim. Haklısın. Belki de abartıyorum. Ama yine de Mine ile sevgili olduğunu bana çok daha önce söylemen gerekirdi Aslan. Benim de kendi planlarım vardı. Yani Mine ile ilgili. Sevgili olduğunuza göre İntikam planlarını uzun vadeye yaymayı düşünüyorsun herhalde. Evet. Ama ben senin kadar sabırlı biri değilim Aslan. Sence de Mine Selen'inki gibi bir ölümü hak etmiyor. Mine'yi mi öldüreceksin? Evet. Hızlı ve o kadar da temiz bir ölüm. Tıpkı ablama yaptıkları gibi. Hiç rahat değil Çetin ya. Ya sürekli tetikteyim. Keşke kader parayla satılsaydı ha. Yenisini alırdık o zaman. Böyle deniz kenarı bir ev alırdık. Ahşap olacak ama. Çiçekle uyanırdık her gün sabah. Güneş üçümüzün üstüne doğardı o zaman. Doğacak hayatım. Doğacak merak etme. Üçümüzün üstüne doğacak. Hatta çiçek böyle yapacak. Bak güneş bak yapacak böyle. O manyak çiçeğe bir şey yapar mı ya? Kızım korkma. Yanında kocam var. Korurum ben sizi. Hangi birimizi koruyacaksın Çetin? Mine, babam, babaannem, Ayşe. Onlara bir şey olmayacağının garantisi mi var sanki? Haklısın ya. Şu halimize bak. Tehdit edilmeye o kadar alışmışız ki normal bir gün geçiremiyoruz. Tamam. Bak belki bu yeni hayatımızdır. Ha? Yani satın almadık belki ama ya kadere razı olmamız lazım belki. Bak mis gibi. Peşimizde kimse yok. Tehdit eden yok. Boş mezar yok. Ya tadını çıkaralım biraz. Doğru söylüyorsun da. Ay dışarıda olmak bana yaramadı galiba. Hadi kalk eve gidelim. Tabii. Alışmayan bünyede belasız bir gün durmuyor tabii ki. Yalnız kalkmadan kahve içelim mi? Türk kahvesi. Yanında böyle lokum falan. He? Doymadın yemelere içmelere Çetin ya. Doymadın. İyi tamam içelim hadi. Ben damla sakızını istiyorum. Allah Allah. Damla sakızlı kahvelerle büyüdüm mahallede. Ciddi değilsin değil mi? Yani bu Asiye'yi korkutmak için bir oyun.
Niyetin gerçekten Mine'yi öldürmek değil. Sen Mine'yle yakınlaşırken nasıl bir oyun oynamayı planlıyordun ki? Senin de derdin bu insanları acı çektirmek değil mi? Tabii ki öyle. Yani ben o yüzden Mine'yle uğraşıyordum. Sorun ne o zaman? İkimiz de bu pisliklere acı çektirmek istiyorsak... aynı şekilde canlarını yakmak da hakkımız. Ellerimiz hiç titremeden, gözlerinin içine baka baka. Haklısın. Peki benden ne istiyorsun? Bu akşam Mine'yi sana söyleyeceğim adrese getir yeter. Gerisi bende. Akşam mı? Bu kadar çabuk mu? Evet. Bir karar verdikten sonra beklemenin ne anlamı var? Ne oldu? Hallettiniz mi işinizi? Badem Mine'yi öldürmek istediğini söyledi. Biliyorum. Çok dişli bir kız değil mi? Kafasına koyduğunu hemen yapmak istiyor. Nasıl yani? Mine'yi öldürmesine engel olmayacak mıyız? Bazen gereğinden fazla sert olmak gerekir aslan. Sen de bir an önce buna alışmaya çalışsan iyi olur. Bu daha başlangıç. Devamı da gelecek. Hadi olacak olacak. Ay, tamam olacak da karnını çek azıcık. Çekiyor mu zaten? Çekecek az daha çek. Ay boğuluyordu bana ya niye olmadı şimdi? Pervin aldı elbise gençlik yıllarından kalma herhalde. Kız sen bana laf mı sokuyorsun? Geçen sene aldım ben bunu. Ay, ah, ay. Ah. Fatma sıkıştırdın, sıkıldım çıkartıyorum. Dur, tamam tamam payı var zaten oradan genişletirim ben. Sen çıkar. Kızlar, bu şarkıcılık işinden kimseye bahsetmeyin oldu mu? Sonra türkü bar olur pavyon, Pervin olur kötü kadına. Polise gitmeyecek misiniz yani? Hayır Mert. Ama. Hayır dedim Mert. İsrar etmesene. Taylan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Ben yokken odama giren oldu mu? Yani olmaması gereken birini içeride fark ettin mi? Hale Hanım geldiğinde Ömer Bey odanızdaymış. Peki, teşekkürler. Şu Ömer'i tekrar takibe alalım. İşimizi şansa bırakmayalım. Nasıl isterseniz. Sanırım başın dertti Ömer. Niye ya? Ne oldu? Az önce Mert'le Taylan'ı konuşurlarken duydum. Hale'nin geldiği gün odasında olduğunu öğrenmiş Taylan. Mert'e seni takip etmesini söyledi. İyi, etsin bakalım. Ya ne demek etsin? Bir önlem almayacak mısın? Merak etme. Elimde çok daha iyisi var. Taylan için şahane sürprizler hazırladım. İyi. Benim de sana bir sürprizim var o zaman. Hazır mısın? Hayırdır? Babam bizi akşam yemeğe davet etti. Hayda ya Canan ben gelmeyeyim idare et beni ya. Ömer beni yalnız bırakamazsın. Kızım Sait Bey'in önünde pot kırmaktan korkuyorum. Hamile olduğunu öğrenirse başımıza gelecekleri düşünebiliyor musun sen? Yoksa niye yalnız bırakayım? Bir şey olmayacak korkma. Ya bugüne kadar hiçbir şeyden şüphelenmedi. Şimdi mi anlayacak? Hadi lütfen kırma beni. Hale. Duymadım geldiğini. Yeni girdim zaten. Asiye ile Çetin'i sordular mı? Yok dışarıdalar hala. Güzel. Ben odama çıkıyorum o zaman. Sen de biraz kendini topla. Yüzüne bakan bir şey olduğunu hemen anlar. Telefonuna bir baksana. Fotoğraf motoraf var mı? Yeni kurbanının resmini falan bize göndermiş olabilir. Yok bir şey.
neden bizi bu kadar süre rahat bıraktı acaba? Başına bir şey gelmiş olmasın? Tabii ya. Kızım belki de ölmüştür. Yani böyle şeyler yapıyorsan mutlaka biri onu gömmüştür yani. Uzaklarda aramasak, hı? Belki içimizdedir. İçimizde olduğu için rahattır. Hain planlar peşindedir. Hı? Diyorsun ki kaderimizde varsa kefen giymek, o zaman geri vites bilmez bu deli yürek. O tarz. Çetin geberteceğim seni ha. Ya bir kere de ciddi ol be. Ciddi olacağım ben. İçeri girelim içeride. Açık havada ciddi olamıyorum ben. Buyurun. Sence de Mine Selen'inki gibi bir ölümü hak etmiyor mu? Aslan'ı seviyorum. Aslan'a aşığım ve hiçbir yere gitmiyorum, anladınız mı? Aslan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu? Niye Aslan'ın üzerine? Ya iş görüşmesi istediğim gibi geçmedi. Ona canım sıkıldı biraz. Sadece bu kadar mı? Yani iş konusunu ben halledebileceğimi söylemiştim. Aslında daha çok babama takıldı kafam. Bugün çok aramak, konuşmak istedim ama cesaret edemedim. Ne dersin? Sence arasam konuşur mu benimle? Bu akşam dışarı çıkıyoruz. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Aslan teşekkür ederim ama hiç havamda değilim gerçekten. İtiraz istemiyorum. Gideceğimiz yeri görünce bana teşekkür edeceksin. İyi peki öyle olsun. Ama şimdi merak ettim. Neresiymiş burası? Sürpriz olsun. Ama şunu söyleyebilirim. Gideceğimiz yer seni bütün sıkıntılarından kurtaracak bir yer. Ya ben çıkıp hazırlanayım o zaman. Merak etme sevgilim. Bu gece bütün dertlerinden kurtulacaksın. Neredeymiş benim kızım? Nerede? Orada. Düştü tabii, evet. Evet. Annemiş, annemi. Bebek. Ya Çetin bebek. Diyorum. Ha, ne dedi? Efendim. Oh. Ulan Azrail tepemizde tırpan sallıyor. Sen nasıl bu kadar rahatsın ya? Ya kızım ne oldu? Böyle konuşmasana Azrail, Azrail. Bir şey yapmamız lazım Çetin. Ya ben korkuyorum, anlamıyor musun? Ne yapayım yani? Öyle diyorum olmuyor, böyle söylüyorum batıyor. Bir türlü sakinleşmiyorsun ki. Kesmeden önce kurbanlığı da canım kafasına okşuyorlar. Senin tesellin o misal. Ben kocayım ben, kocayım. Bana kasap muamelesi yapma. O zaman doğru düzgün bir şey söyle bana. Allah Allah. Lafa gelince önden gidersin, icraata gelince pamuk şekersin nasıl satayım. Tamam, sen bir çözüm bekliyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Tamam. Bir şey yapalım, hep beraber bir yere gidelim. Badeyi ne yapacağız? Badeyi de alacağız. Madem şüpheleniyorsun, işte gözümüzün önünde olur, fena mı? Şu an inanmakta zorlanıyorum. Ne? Doğru bir şey söyledin. Herhalde kızım. Evet, badeyi yanımızda götüreceğiz. Hem o bizim yanımızdayken eğer sapık ortaya çıkmaz da bir şey yapmıyorsa o zaman anlayacağız ki yılanın başı bade. Bade konusunda fikir miyiz? Hayır. Ben gideyim ağzını yoklayayım şunu. Sen çiçeğin yanında kal. Tamam ya. Senin bu annen manyak mı? Bak o ne? Bana Selen'i çağır. Selen Hanım, Semra Hanım sizi çağırdı. Allah Allah. Kapat. Ne var? Ne istiyorsun? Bade. O kızla ilgili seninle konuşacaklarım var. Bade ile ilgili. Ne konuşacaksın benimle Bade ile ilgili? O kız çok tehlikeli biri. Ne et? Bu evden onu gönder. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Nereden biliyorsun Bade'nin tehlikeli olduğunu? Biliyorum. O kız hepimizin sonunu getirecek. Gözlerinin içine ilk baktı. Bunu anladım. İçindeki şeytanı gördüm.
Hoca hocayı tekkede, hacı hacıyı Mekke'de, kötü kötüyü dakikada tanırmış. Seninkisi o misal. Sen kendini görmüşsün onun gözlerinde. Asıl şeytan sensin Semra Hanım. Senden hala iblis mi var? Asiye. Bana inanmak zorundasın tatlım. Sonra çok pişman oluruz. Hala tatlım diyorsun ya. Tohuma kaçtın sen artık, tohuma. Milletin yaşlıları etliye sütlüye karışmadan oturuyor evlerinde. Sen şu halinle fesatlık peşindesin ya. Tamam. Bana inanma. Ama çok dikkatli ol. O kızı gözünün önünden ayırma sakın. Az kaldı abla. Senin canına karşılık Mine'nin canını alacağım. Sonra da sıra sana gelecek Asiye. Mine, ne oldu? Açmadın mı baban telefonu? Açmadı. Konuşmak istemiyor belli ki. Hiçbir zaman affetmeyecek beni. Üzülme, duymamıştır belki de. Yani affetmeyecek olsa Asiye'ye niye sorsun ki seni? Bilmiyorum asla. Artık hiçbir şeyden emin olamıyorum gerçekten. Mine, yüzüme bak. İnsan bu yüze tek bir kere bile baksa gözlerinden taşan masumiyeti anında fark eder. Baban da bunun pekala farkında. Yani o sana kızgın değil, sadece kırgın. Yani onu bırakıp gitmeni hazmedemiyor muhtemelen. Öyle mi diyorsun? Yani eskisi gibi sever mi babam beni? Hiçbir baba evladını sevmekten vazgeçmez beni. Teşekkür ederim. Hayır. Bir daha bana teşekkür etme. Kendi değerini sakın hafife alma. Hadi gidelim artık. Yolda ararsın babanı. Nerede kaldınız? Sizi bekliyorum. Gelmiyoruz. Mine'yi öldürmene izin veremem. Ne demek gelmiyoruz? Ne saçmalıyor bu adam ya? Tamam. Öyle olsun. Ne kadar ciddi olduğumu hepinize göstereceğim. Gidiyoruz.
Bu Badi'ye evlat edinen aile Almanya'ya gitmiş. Gittikten 2 sene sonra da bir trafik kazası geçirip ölmüşler. Badi 18 yaşına kadar bir yetiştirme yurdunda yaşamış. Nasıl olur ya? Bir ablası olduğunu kendisine bakan ailesi söyledi demişti. Yalan söylemiş. Yani Selin'in kardeşi olduğu doğru ama Badi'nin anlattığı bütün hikaye komple yalan, öyle mi? Aynen öyle Çetin. Bir dakika, o zaman Asya'nın Selen olmadığını biliyor olabilir bu kız. Bu iş iyice mide bulandırmaya başladı. Asya'nın çocuğunun kaçırılması, Badi'nin gelişi, bu tehditler. Bütün bunların ucunda sadece bir kişi var bence. Bütün kapılar Fatma'ya çıkıyor. O kadın konuşursa her şeyi öğreniriz. Hemen Fatma'ya gidelim. Olmaz. Ya kadını zorladıkça bizden kaçıyor. Başka bir yol bulmamız lazım. Başka yol yok dayı. Gerekirse gözünü korkuturuz. Ya işin ucunda ailem var benim. Bana engel olmaya çalışma. Ben bu gece o kadını göreceğim. Gerekirse sabaha kadar kapısında yatarım ama bu gece ben o kadını göreceğim. Ne oluyor lan? Ne kadını ya? Hangi kadınmış o? Hayırdır gençler? Gece gece bilardo kriziniz mi tuttu? Öyle iki el atalım dedik dayımla da sıkıldık ya, acaba çıkalım mı biz de dışarıya falan diye konuşuyorduk tam. Ha, iyi düşünmüşsünüz. Çıkın tabii ya, çıkın. Genç adamlarsınız değil mi? Görüyorsun değil mi? Ne kadar anlayışlı bir karım var. Ne yapıyoruz o zaman? Çıkıyor muyuz? Çıkalım. Görüşürüz. Çok geç kalmayız, tamam mı? Merak etme. Merak etme güzelim, geç kalmayız. Ulan Çetin, eğer var ya bir haltlar karıştırıyorsan yemin ediyorum senin ağzını dağıtırım. Şu ıstakayı var sen. Kırılan bir şeyi tamir etmek işe yarar mı? Eski halini alması mümkün mü? Ne dersiniz? Sanmam. Genelde aynı yerden tekrar kırılır çünkü. Yani bana hep öylesi denk geldi. Ben de atmak zorunda kaldım. Doğrusunu yapmışsın. Hadi soğuyunca lezzeti bozulur. Zamanında çok sevip güvendiğim insanlar oldu. Ama en çok onlar yaraladı beni. Ben de dersimi aldım. Kimseye güvenmemeyi öğrendim. Canan doğduğunda her şey değişti. Ben de onunla birlikte yenilendim sanki. Kızım bana sevmeyi tekrar öğretti. Sonra oğlum yerine koyduğum sen katıldın ailemize. Seni hiçbir zaman kızımdan ayrı tutmadım. Ben de size hep bir baba bildim Sait Bey. Öyle mi? Ne güzel. Baba sen benim her şeyimsin. Peki ne oldu da babanıza karşı fikirleriniz değişti birden? Anlamadım baba, ne demek istiyorsun? Babanıza ihanet etmeye ne zaman karar verdiniz diye soruyorum. Ali, nasıl olmuşum? Böyle mi çıkacaksın sahneye? Açık falan değil ki. Ben seni hiç mahcup edecek bir şey yapar mıyım? Yani günlük kıyafetlerle de çıkmak olmaz. Böyle üstüme başıma bir düzen vereyim dedim. Ha, yanlış mıyım? İyi. Ama şu rujunu biraz sil. Böyle kırmızı kırmızı insanın gözünü alıyor. Neredesin be oğlum? Bu saat oldu hala yoksun ortada. Efendim. Ay ne diyorsun çocuğum? Nasıl, Salim iyi mi? Nerede? Hangi hastane? Tamam. Tamam.
Oynayacağız. Ha? Oynayacağız. Oyun için değil. Tek başıma kaldım. Korkuyorum. Gel yanımda dur sen de. Ha? Gel. Geleceğim. Geleceğim. Sen beni aşağı sokakta bekle. Tamam efendim. Yatayım mı? Ben de
daha başlangıç. Sıra Mine'ye de geçecek. Devam et. Niye geldin evimize? Kimsin sen? Sana sesini kes dedim. Duymuyor musun beni? Sus. Burak benim. Ya. Mehmet. Sus. Sana. Bırak cana. Bırak cana. Sen de otur şuraya. İmdat. Sus. Ya, çık elini. İmdat. Vurma cana. Vurma cana. Git şuradan başımı. Vurma cana. Var bunların burada ya. Ne oldu Aslan Kral? Asiye, Ayşe'yi öldürecekler. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya bırak soru sormayı da hemen oraya git. Ne diyorsun sen be? Abla koş, eve koş. Ayşe'yi kurtar. Ayşe kalkacaksın. Ha? Kalkacaksın ha Ayşe. Ayşe kalkacaksın ha. Ayşe kalkacaksın ha. Ayşe. Kalkacaksın. Kalkacaksın ha. Allah Allah, dur. Çık. Allah Allah.